arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne günü? Tabii ki de deney günü. Alkış, 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 alkış. Evet, çok mutlu oldun. Evet. Bugün ne deney yapıyoruz Elif'le? Hadi say bakalım deneyleri, bugünkü deneyleri say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anneciğim bunlar malzeme. Bugünkü deneyi yapacağımız deneyleri say. Bonibon deneyi yapacağız. Bonibon renk cümbüş oluşturacağız. Şuraya koy bonibonu. Evet, dans eden şuraya mısır koysana. Deneyi yapacağız. Şuraya koysan bonibonu. Koyacağım. Al bakalım. Şimdi bekliyorsun, tamam mı? Ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim tek tek. Şimdi otur bakalım sandalyeye. Otur. Rahatça otur, tamam mı? Bekle, söyleyeceğim. Önce bonibon deneyi için malzemelerimizi say bakalım. 1 bardak su. 1 bardak su. Evet. Başka ne var? Bonibon deneyi için ne yapıyoruz? Neler var? Bir tane tabağımız var. Bir tane tabak. Bonibonlarını göster. İşte bonibonlar. İşte bonibonlar. Evet, bonibonlardan renk cümbüşü, gökkuşağı oluşturacağız. Gökkuşağı. Evet, çak 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 çak. Çak 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 çak. Aferin sana. Aferin sana. Ama oturman gerekiyor. Oturmazsan düşebilirsin sandalyeden, tamam mı anneciğim? Hadi bakalım, başlıyoruz. Ben. Önce ne yapıyorsun biliyor musun Elif İlacığım? Bonibonlarını buraya tabağın kenarlarına diziyorsun. Ben tabağın kenarlarını. Ben önce siyah. Evet, hadi diz bakalım. Evet arkadaşlar, pembe Elif şimdi bonibonlarımızı tabağa diziyor. Diz bakalım. İstediğin renklerle dizebilirsin Elif İra. Ben kırmızı. Turuncu yani. Turuncu orange. Kırmızı bu. Turuncu. Dans eden mısır deneyi yapıyoruz biz. Hayır, bu şimdi bonibon deneyi, dans eden mısır deneyini sonra yapacağız. Tamam mı? Bu dans edecekler mi? Evet. Mısırlar böyle dans edecek. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Tabii ki de çok heyecanlıyım. Çok eğleneceğiz bugün. Bir sürü deneyimiz var. Yaşasın. Rengarenk deneylerimiz de var. Rengarenk? Evet. Güzel güzel diz ki onlar çünkü renklerini saldığı zaman gökkuşağını oluştursunlar. Şimdi ne kadar güzel olacak. Rengarenk olacak. Rengarenk olacak. Ya, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi yeterince tabağımızın tam ortasına. Şuna. Hayır. Tabağımızın ortasına böyle su koyacağız. Tabağım. Evet. Tabağım. Bonibonlar ama renk vermesi için su koyuyoruz. Gökkuşağı oluşturacak ya, renk cümbüş olacak. O yüzden. Arkadaşlar suyumuzu da koyduk. Şimdi bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Neler olacak? Biraz bekliyoruz. Turuncu oldu biraz. Bak turuncu oldu. Evet. Suyu koyduk ya, o yüzden turuncu evet. Oldu. Bak turuncu renk benim. Bitti tabak. Renkler ortaya doğru geliyor, gördün mü anneciğim? Evet. Bak yavaş yavaş renkler ortaya doğru geliyor. Sen otursana. Birinci deneyimiz başarılı. Sen otursana. Ama ben video çekiyorum ya, o yüzden oturmuyorum. Birinci deneyimiz başarılı oldu. Bak. Renkler evet. Bak. Evet bak, gökkuşağı olmaya başladı işte. Gördün mü ne kadar güzel oldu. Aferin sana. Bravo. Sen başardın, bu senin başarın. Bak bak bak, yavaş yavaş geliyor Elif, gördün mü? Bak nasıl gökkuşağı oldu değil mi? Nasıl renklerini salıyorlar bak. Çok güzel. Ne kadar güzel oldu değil mi? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Siz de evinizde böyle deneyebilirsiniz. Çok basit bir deney. Geliyor renkler. Güzel mi? Beğendin mi? Evet. Rengarenk bir deney yaptık. Rengarenk. Evet.
Hadi bakalım alkışla kendini o zaman. Bravo sana. Bravo sana. Başardın. Evet, çak bakalım. Çak çak çak. Aferin. Hızlı hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Ses çıkmadı ya. Ses çıkmadı. Bak tam ortada birleştiler Elif. Ne kadar güzel. Aa, beyaz olmuş, beyaz. Evet, çok güzel neden oldular. Neden beyaz olmuş? Neden biliyor musun? Çünkü biz bonibonları tabağın kenarına dizdiğimizde, rengarenk dizdiğimizde henüz renklerini salmamışlardı. Çünkü tabağımızın içerisinde su yoktu. Ama şimdi tabağımızın içerisine yeteri kadar su koyduk. Bonibonlarımızı dağıtmadan. O yüzden bonibonlarımız suyun içerisine böyle renk verdi. Renk verdi. Bak çok güzel değil mi? Renk dönmüşü. Bak izle çok güzel. Tam bir gökkuşağı oldu. Gökkuşağı oldu. Evet. Emre de oldu. Tamam hadi artık bunu kaldıralım. Bonibonlarımız renklerini saldı suya. Ama yavaş yavaş yavaş. Hı-hı. Ama acele etme, ben kaldıracağım. Aa, bekle. Aa. Suyu doldu, suyu. Tamam bir dakika bir şey diyorum. Bakar mısın, ben tarif ediyorum ama beni dinleyeceksin önce anneciğim. Önce ben sana deneyi anlatacağım. Nasıl yapılması gerektiği konusunda, tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Önce boş kabımıza suyu dolduruyoruz. Getir. Getir, koy. Ben de suyu koyayım. Koy. Evet. Su koyuyoruz arkadaşlar. Biraz su koyuyoruz. Yeter, yeter. O kadar yeter mi? Yeter zaten, karbonat koyacağız ya, kabarıp da dökülmesin. Ben... İçine mısır atmıyorsun şimdi. Şimdi sırada karbonatımız var. Yok. Önce bir yemek kaşığı karbonat koyacağım ben suya. Tamam. Ben yardım edeceğim Elif İra. Elif İra bana bakar mısın? Ben sana yardım etmek için buradayım. Ben sana yardım edeceğim, tamam mı? Buraya bak. Tamam. Başka tarafla ilgilenme, tamam mı? Sadece deneye konsantre ol ve izle. Bakalım mısırlarda ne gibi değişiklikler olacak. Hadi bakalım. Elif İra, karbonatı şimdi aldık bir yemek kaşığı kadar. Tamam. Suyun içerisine koyuyoruz. Ben... Hadi koy bakalım suyun içerisine, karıştır. Aferin. Koy koy koy. Karıştır biraz. Evet, karıştır karıştır. İyice karbonatımızı suyun içerisinde eritiyoruz. Eritiyoruz. Evet, erit 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 erit. Aferin, sen karıştırmayı öğrenmişsin bu arada. Evet, öğrenmişim. Evet. Karıştır 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 karıştır. Güzel güzel karıştır. Anneciğim acele etme. Acele etme. Güzel güzel karıştır. Yavaş yavaş. Hatta şu suyu da koyayım, dur şuna. Burada kaldı. Ha. Evet, şimdi karıştırdın mı? Bitti mi? Ver bakalım bana kaşığı. Dur, böyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi biraz içine mısır koyuyorsun. At içine mısırları. At biraz daha. Suya elini değdirme, mısırlar eline yapışabilir çünkü. Evet. At biraz daha. Şimdi biraz bekliyoruz. İstersen mısırların hepsini de atabilirsin ama çok gelir. Tamam, çok atma. Mısırlar nasıl hareket edecek görelim. Hadi bakalım başlıyoruz. 3, 2, 1. Sirkemizi de boşaltıyoruz. Kabarsın, korkma, bir şey olmaz. Ya. Yeah. Evet, sirkemizi de boşalttık. Boşaltıyoruz. Evet. Bunun için herhangi bir sirke. Evet, bunun için herhangi bir sirke kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elma ya da üzüm sirkesi fark etmiyor. Evet, bakın. Şimdi mısırlarımızı gözlemliyoruz. Elif İra, mısırları gözlemle bak. Nasıl dans edecekler şimdi bak. Bak yukarı doğru çıkmaya başladılar. Bak bak bak. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorlar. At içine bakalım. Attım. Bak mısırlar yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. At biraz daha. Attım. Evet. Bekle ama bekle, diptekiler çıksın yukarıya. Bekler misin? Atma içine hiçbir şey. Bekle, diptekiler yukarıya doğru çıkacak şimdi. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Elif içinde mısırlar dans ediyor, gördün mü? Bak. Yukarı aşağı yukarı aşağı oynuyorlar. Bak çok güzel oldu. Alttan bakman gerekiyor yalnız. Bak nasıl dans ediyorlar, bak yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı oynuyorlar. Çok güzel. Baloncuk çıkıyor bir de. Bakayım. Baksana. Baloncuk çıkıyor. Bak sirke olduğu için içerisinde. Bak sirke ile karbonat karıştığında içerisinde böyle baloncuklar çıkıyor.
Çünkü sirke asitli olduğu için baloncuk çıkartıyor anneciğim. At biraz daha bakalım mısır. Tamam artık atma. Atma. Çünkü ağırlaşıyor. Ağırlaştıkça da yukarıya çıkmamaya başlayabilir. Böyle dans ediyor arkadaşlar. Mısır böyle mısır. Dans ediyor. Evet. Bakın. Çok güzel dans ediyorlar. Harika. İkinci dönemimiz de başarılı. Tamam artık atmama mısır dedim ya anneciğim. Artık atma mısır. Ne yapacak? Bak dipte kalıyor ama bak çoğu dipte kaldı gördün mü? Çok attın çünkü. Mısırı çok atmak demek deneyin iyi olması demek değil. Deneyimizden iyi bir sonuç alabilmek için daha az malzeme kullanmalıyız. Evet. Tamam atma o zaman artık mısır tamam mı? Atma. Bak şimdi sadece onları gözlemle nasıl dans ediyorlar. Çok güzel değil mi? Görsel bir şölen gibi. Atma artık diyorum Elif İra. Ama artık laf dinle. Atma diyorum. Bak. Bak dans ediyor. Evet bak gözlemle. Gözlemler misin? Bak bu bir deney ve çok güzel bir deney. Hı. Çocukların en çok sevdiği deneylerden bir tanesi bu. Kabileti getir. Elif İra. Onu da kaldıralım ama yavaşça kaldır. Bak az önceki suyu döktün çünkü. Tamam mı? Onu yavaşça. Ben alayım istersen. Tamam. Elif İra. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü deneyimiz. Yumurta deneyi. Yumurta deneyimiz için malzemelerimiz. Elif say bakalım neler var? Tuz. Tuz. Tuz koyma Elif hiçbir şeye bekle. Tuz var. Başka ne var? Malzemelerden. Yumurta. Kaç tane yumurta var orada? 1, 2, 3. 3 tane değil. Kaç tane var? 2 tane var. Evet, 2 tane yumurtamız var. Evet. Bardağımız kaç tane var? 2 tane var bardağımız. Çünkü 2 tane yumurtamız olduğu için 2 tane bardağımız var değil mi? Neden 2 tane bardağım oldu? Çünkü 2 tane bardağa ihtiyacımız var 2 tane yumurta olduğu için. Hadi bakalım. Şimdi ben bardaklara su dolduracağım. Sen sadece bardağın bir tanesine tuz dökeceksin. Önce ilk bardağımıza su dolduruyorum. Bak ilk bardağımıza yumurtamızı at bakalım. İlk bardağımıza. Şuna. Yavaşça bırak. Evet suyun içerisine bırakacaksın. Bardaktaki suyun içerisine yumurtayı yavaşça bırak. Evet. Bak ne oldu? Yumurta dipte kaldı değil mi? Çünkü o suda tuz yok. Şimdi diğer bardağa tuz koy Elif İra. Diğer bardağa tuz koy anneciğim. Evet o bardağa tuz koyman gerekiyor. Bayağı bir koyman gerekiyor. Yardım edeyim mi? Yavaş yavaşça dökmeden. Evet. Koy. Evet. Koy bakalım. Tamam. Tamam ama yeter o kadar bence. Biraz daha koy. Tamam yeter o kadar. Başka tuz koyma tamam mı? Karıştır şimdi. Karıştır bardağı. Karıştır. Ama çok güzel olacak. Evet tuzu erit biraz. Şimdi suyun yoğunluğunu arttırıyoruz arkadaşlar burada. Tuz koyarak suyumuzun yoğunluğunu arttırıyoruz. Zaten suyun kaldırma kuvveti var. Kaldırma gücü var. Biliyor muydun Elif? Suyun kaldırma gücü var. Çünkü deniz suyu da tuzlu bir su. Deniz suyu da benziyor. Evet, biz şimdi onu deniz suyu gibi tuzlu bir su haline getirdik. Suyun yoğunluğunu arttırmak için. Kaldırma gücü daha fazla olsun diye. Tamam, şimdi bırak onu. Kaşığı bırak elinden. Evet, şimdi o suyun içerisinde yumurtayı at. Bırak kaşığı kenara, kenara bırak. Kenara bırak anneciğim. Evet, bırak kenara. Şimdi onun içerisine yumurtayı koy. Yavaşça bırak yumurtayı. Bırak. Evet. Tamam. Bak. Ondaki yumurta dibe batmadı gördün mü? Bak bir tanesinde dipte, diğerinde dipte değil yumurta. Bak o yukarı çıktı. Ne yazıyor? Ne yazıyor pembe? Gördün mü? Bak bu sade suda yumurta dipte. Evet, yumurtamız dipte kaldı. Tuzlu suda da yumurtamız yukarıya çıktı. Yukarı. Neden? Çünkü biz tuz koyarak suyun yoğunluğunu arttırmış olduk. Evet bu deneyimiz de burada bitti. Sıradaki deneyimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Ne? Elif İra'cığım şimdi sıradaki deneyimizin malzemelerine geçelim. Say bakalım bize neler var? Süt var. Başka? Gıda boyası.
4 renkli gıda boyamız var. Gıda boyasının renklerini söyle bakalım bana. Yeşil renk var. Tamam, ne renkler var gıda boyasında? Yeşili karıştırdım sen ama. Yeşil karıştırmadım Elif İra. Ne renkler var? Bunlar ne renk? Bana renkleri söyle. Yellow. Evet. Red. Red. Evet. Mavi, blue. Evet. Yeşil. Yeşil. Green. Green. Evet. Aferin sana. Bir de kulak çubuğumuz var. Evet. Şimdi Elif İra sütü kabın içine boşalt. Bir de boş kabımız var. Bir de bulaşık deterjanımız var. Önce boşalt. Korkma boşalt. Boşalt. En fazla dökülür yani. Ne yapalım, dökülürse dökülsün. Boşalt. Elif, boşaltman gerekiyor biraz daha. Dök. Korkma dök. Kaldır anneciğim. Dök kızım, korkma. Anneciğim, döksene o sütün tamamını. Dök, kabın içine boşaltman gerekiyor. Evet. Boşalt. Tamam, bu kadar süt yeterli sanırım. Şimdi sütün üzerine gıda boyası damlatıyoruz. Bak ben, tamam sen damlatacaksın ama ben göstereceğim önce. Ben damlatayım. Önce ben bir gösterebilir miyim? Tamam. Tamam, ben göstereyim. Sen ona göre damlat. Böyle damlatıyoruz bak. Çıkıyor. Tamam bak, böyle damlatıyoruz. 1 2 Farklı yerlere tamam mı böyle? Evet, farklı yerlere damlat. Al bakalım. Damlat şimdi sarı. Sıra sarı da. Biraz farklı yerlere, Elif İra, boşluklara, sütün üzerine boşluklara anneciğim. Şimdi. Evet, damlat. Evet, tamam. Ya bu da yeterli. Bir de oraya mı damlatmak istiyorsun? Tamam, hadi damlat. Dökülmüyor. Ver bana. Çünkü bunu birazcık sıkman gerekiyor bak. Bu şekilde. Sarımız da tamam. Şimdi sırada yeşil var. Hadi bakalım, yeşil de damlat Elif İra. Damlat. Boşlukları damlatıyorsun tamam mı sadece? Renklerin üzerine damlatma sakın. Damlat. Evet. Birazcık kutuyu sıkarak damlatırsan daha iyi olur. Sık bir yerlere daha. Hep aynı yere sıkma ama. Hep aynı yere sıkma anneciğim, ver. Bak böyle. Hep aynı yerlere sıkarsan o zaman güzel olmaz deneyimiz. Sonuç alamayız tamam mı? Şimdi. Sıra mavide. Şuraya sütün üzerine boşalt bakalım. Evet. Tam ortaya da damlatalım şöyle. Ya ben. Şöyle. Renklerin üzerine evet. Damlat. Biz buna ne diyoruz biliyor musun? Renklerin cümbüşü deneyi. Şimdi kulak çubuğunu al. Tamam. Şuradaki bulaşık deterjanı var ya. Ver bak, ben batırayım. Şimdi buradaki bulaşık deterjanına böylece batırıyoruz. Tamam mı? Ya. Şimdi tut bunu. Ama bak, daha gördün mü? Bak damladı ama, içine damladı işte bak. Olmadı, gördün mü? Şimdi tekrar bak, gıda boyası damlatıyoruz biraz. Ben kırmızı. Acele etmezsen sevinirim. Yavaş tamam. Al bakalım, sen şimdi kırmızıyı damlat. Hadi damlat. Elif İra, gezdire damlatır mısın? Elif, deney yapmayı yeni öğreniyor gibisin anneciğim. Daha önce kaç defa yaptık biz bu deneyleri? Evet tamam. Bu kadar yeterli kırmızı. Tamam. Sırada yeşil var. Sarıyı da ben damlatayım. Hadi beraber. Evet işte böyle. Evet işte böyle. Tamam. Yeşil biraz daha damlatalım şöyle. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Şunu şuradan al, kulak çubuğunu. Evet. Tam şuraya ortaya dokun bakalım. Öyle değil. Öyle değil. Bir dakika Elif İra. O kulak çubuğu deterjansızmış demek ki. Biraz böyle deterjana batırıyoruz. Bulaşık deterjanına. Sonra ne yapıyoruz? Böyle. Şimdi tut bakalım. Evet tut. Şimdi batır bakalım. Nereye? Süte böyle yavaşça dokundur. Anneciğim şöyle şu şekilde dokunduracaksın bak. Şu şekil bak. Göstereyim. Olmuyor. Elif İra, şimdi değdir bakalım. Kulak çubuğunu, deterjanlı kulak çubuğunu, evet. Tam ortaya dokundur. Tam ortaya. Ortaya. Ortaya anneciğim, şuraya, tam şuraya. Dokundur, evet. Dokundur. Elif dokunsana.
Evet bak, renkler dağıldı. Bak, böyle oluyor, gördün mü bak? Bak. Neden renkler dağıldı? Çünkü neden biliyor musun? Bulaşık deterjanı asitli bir madde. Sütün içerisine damlattığımız gıda boyalarında asit olmadığından böyle dokunduğumuz yerde renkler dağılıyor. O yüzden. Bu deneyimiz de böyle. Ve deneyimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki deney videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallayın Elifira. Bay bay yap. Bay bay yap Elifira. Bay bay. Arkadaşlara bay bay yapar mısın? Bay bay. El salla, öpücük at. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like yap. Like. Sizleri çok seviyoruz.